Şimdi Belir Bayanlar, hepinizi seviyorum. İzleyen, izlemeyen herkese seviyorum. Şimdi konumuz bir dağcıyı anlatıyor. Yani bildiğim kadarıyla. Dağcının yaşadığı soluk hava ve dağa tırmanma koşullarını anlatıyor. Tam da ben oyunu bilmiyorum. Sizle birlikte oynayıp göreceğiz. Türkçe değil oyun ama Türkçe yaması var. Ben bir iki kere falan oynadım. Ayarlar kısmı böyle çok detaylı bir şey değil. Yeni oyun diyoruz. Diyor ki bu mevcut sevin dosyanın üzerine yazacak. Yine de devam diyor musunuz? Aynen devam. Şimdi zorluk diyor. Zor var. Şunlar neymiş? Bak. Teker teker okuyor. Daha düşük zorluk. Zor ama yapılabilir. Bunda diyor. Artan zorluk. Kaynakları daha hızlı tükeniyor. Ve dağın çevresi ve hava durumu daha ölümcül olabiliyor. Aşılmaz yemiş hareket etmek ve tırmanmak daha da baharlıdır. Daha da zor diyeceğine baharlıdır. Ve dağın arazisi, hava durumu ve ölüm bölgesi etkiler ve yıkıcıdır. Normalden başlayalım abi, normal herkes için iyidir. Normalden başlamak iyidir. Normalden başlamak her zaman güzeldir oyunun. Konan oynanıyor mu? Hiç bilmiyorum. Ama denemek lazım. Küçük bir iki saniyeliğine girdim. Cam var. O var, bu var. Neyse izleyelim. Bu yara ben direkt bana atladım. Hikaye edesiyle birlikte oynarım diye direkt bana atladım. Konuşma yokmuş. Atlamışım ama iyi olmuş. Bakışlarınız muazzam da man sayısına çeviriyorsunuz. Macera aramak için dünyayı dolaştınız. Ama bu oda bu ada daha önce gördüğünüz hiçbir şeye benzemiyor. Ne geldi abi? Az önce bir şey geldi de. Bir şey divindi gibi yani ekranda da. Ben fark edemedim. Onu önce şöyle bilebileceğiniz kadayıflar büyük bir şey oluyor. Büyük ölçüde keşfedilmemiş bu ya bildiğiniz tek bilgi bilinmeyen bir işgal gücü hakkında birkaç söylentiydi. Pek anlamadım ama anladığım kadarıyla hani bu da eşi birileri görünmemiş bir daha. Bu da biz bulmuşuk, adada bulmuşuk işte falan
filan işte. Daha tamamlamam gerekiyor bu macera için. Hızlı okumaya çalışacağım. Takadığım yere de kusura bakmayın. Burada gelirken tek edilmiş mülklere ve kayıp yerlere yaslandınız. Burada ne olduğunu, adanın ne gibi şeyler sakladığını merak ediyorsunuz. Sonra kafanı sayla, bazı cevaplar almak güzel olabilir, ancak amacınız açık zirveye ulaşmak, bu yüzden buradasınız. Sizi hareket geçiren budur. Harekete geçiren budur. Devam diyoruz. Şimdi abi bundan oynanıyor mu? Oynanıyorsa mükemmel, oynamıyor. Gambit desteği yok. Onu bir söyleyeyim. Gambit desteği yok. Sadece böyle şey var. Hızlandırmak var. Enerji barımız var. Oksijen barımız var. Sıcaklık barımız var. Ve akı sağlığı barımız var. Burada da ne var? Uyku var. Evante var. Soy at kısımda ise güneş var, işte hava durumu açık. Açık yazıyor. Zirve var. 4128 metre ile ulaşıyormuş işte. Yani birçok şey bu. Bu ne? Çevre ve ekipman var. Görev diyor. Mevcut görevlerini seçtiğiniz şekillerde bir genel bakış göz atın diyor. Oyun durumu göstereyim falan filan. Şimdi bunu şöyle bir çevreye bakıyoruz abi. Çevre çok güzel be. Burada şeye çıkıyor, yanlış anlamadıysam. Bu şeylere vardınız mı işte, yoruldum ben. Vay şu oldu, vay bu oldu denebiliyor şeye. Hızlı duyuma getirdim ben. Şöyle geldiğinizde istedi yok. Bir rüzgar sizi yakalar ve neredeyse derin bir yargıya düşersiniz. Kollarınla çılgınca bugün okumam çok kötü, okuyamam. Normalde de okuyamıyordum. Sallanıyorsunuz. Dengeni korumaya çalışıyorsun. Aniden bir renginizi yakaya ve sizi uçurumdan geri çeker. Bu yakın oldu. Sadece bir saniye sonra düşerek öldün. Ya tanıştım mı? Ama adam yoktu ki orada. Adam yoktu ki. Tanıştım. Adam yoktu adam. Dizlerin hava hala 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 doğru değil mi? Hala zarif
kutayıcına bir bak. Eski püskü bir anayakta genç bir kadın. Boyuna deri kayışlar tutuyormuş yeşil bir taş var. Herhalde birinden tanıştı Koçya'da. Düşekemizi yakaladı. Anladığım kadarıyla bu. Yanlış ise düzeltin. Büyülen din. Ey olması tışımına bakıyorsun. Yumuşak pampayı tişi neredeyse hipnotize ediyor. Ben normal neyse yabancı kısaca başına sayılar ve anmanız için değerli ekipman uzatır. Hediyeyi kabul et. Tabii ki kabul ettim. Garip neredeyse kadının sana bir şey verdiğini biliyordun. Onunla konuşuyorsun ama cevap vermiyor. Dişil mi? Vermiyor. Sadece sana hüzünlü bir gülümseme veriyor. Kafanız kayıştı. Hediyesini çantanıza koydunuz. Geriye baktınız. Yabancı gitmişti. Başını sallıyorsun. Boğazınızda bir yum var. Bu yerde doğru olmayan bir şeyler var. Artık öyle. Okuma bir taraf ama ben böyle bu okuma tarzıyla öğrendim. Yolculuğa devam ediyor. Ediyoruz. Ne diyor Öge? O bak burası çok güzel. Yolculuğa devam ediyoruz dediğinde kadının verdiği hediyeleri gösteriyor. Ögeler yani bir oksijen şişesi. Bir de ne el feneri. Tamam. Bunları aldık. Bunları söyleyelim envanterimize. Bir de çadırımız var. Koyduk. Bak envanterimizde çadır, sıcak çay. Bak üstünde ne kadar değerden size bir katkı sayede yazıyor. Sıcak çay, konserve, tırmanma ipi falan filan işte. Bunlar yerdik. Kadın gitti. Kadın gözümüzün önünde uçtu gitti. Bu yere doğru tırmanıyor. Şu da hazine gibi bir şey bulduk. Kesinlikle. Bir muşamba altında büyük bir baş boş bir kafes kafesteysiniz çabuk layın arasına kahve ne demiş Türkçe benim mi kötü onun mu kötü ben anlamıyorum diyor ki bir muşamba altında büyük bir boş
Bir kafes. Kafes. Değilsiniz. Keşfettiniz. Keşfettiniz. Çabuklayın. Ayasına kahve yen ki kafe yengisi küt tutam layı sıkışmış. Kafe yengisi kafese giriyor. Yolculuğa devam ediyorum. Bence kafese giysem ne eksiltiyor? Kafese giysem yavaş ama ıstık ve bir şekilde temanızla birlikte gelen zihinsel etkisin bir sonucu olarak azalır. Akıl sağlığına zaten yani kafese dediğimiz o sıkı sıkı ayarda akıl sağlığımız açık hani kapalı hobimiz varsa bence gelecek ya ne bulsak yarımız. Makul sağlığımız bayağı azalıyor bu da gördüğünüz üzere. Gi abi gi. Köşede ekipmanlar dolu bir sırt çantası buyuruyorsunuz. Aralık ne bulmuş işbirliği geç. İşbirliği geçme. Kazanırsınız. Orada neyse. Oksijen %12 tamam zaman. Tamam aralık ne anlaşık yürüyüş personeli yani yürüyüş ekipmanı artık bunu da bu böyle kararlar vermek gerekiyor şimdi üstte tırmanacağız. Bak üstte bir daha bir şey var. Yine sandık. Yürü. Ameneceğimiz de gidiyor bak. Diyor ki ayarları incelemek ve elementlerden korumak için avcı tarafından inşa edilmiş çiğliş bir geyik standı bulduk işte ya avcı kulübesi dedik avcı kulübesi dedik tırmanıyorsunuz. Yerde bir yığın yumuşak küt çok davetkar görünüyor. Dinlenme düşünüyorsunuz. Tavandan içi boş bir geyik sakıyor. Et taze ve suyu ağzınıza sulandırmaya başlıyor. Yani diyor ki biz bir şeye girdik. O da ayazda yok. Et bir yiyecek mi yemeyecek mi? Ya da onu tartışıyor. Ne diyor? Dinlenmek için duyuyorsun etkin bir kısmını yiyorum. O da olabilir.
Saatin bir kısmını alıp bir hediye bırakıyorum. Çocuğa de bence eti ama etten seyirine de bir ama eti yiyecek. Abi budun, dayak budun kaç, et budun iyi. Eti almaya kimse gelmezse bozulur ve o zaman geyik ve boş yere ölmüş olur. Buna izin vermezsiniz. Ayrıca gerçekten bir yemek yiyebilirsiniz. Lokmada hayatın vücuduna döndüğünü hissettim. Tırmanmaya devam etmeye hazırım. Tamam, bak iş bir kazandık. Tırmanma becerisi kazandık. Güzel. Yemek de yedik, enerjimizi de topladık. Akıl sağlığımıza çıkıyor değil ama olsun. Veya bir üstte bakarak abi, şuraya doğru bir tırman abi. Ben şuradan şuraya doğru yorgunluğumuz. Oksijen daha yukarıdayken ihtiyaç var oksijene. Şeye. Bak şurada da var ama hiç gitmeye gerek yok. Bizim asıl konumuz tırmanmak. Bak şuraya gel, bak çıktığımız yerden geliniyor, bu da enerjiyi yok etti. Yok abi, mağara diyor. Değil mi? Pek mağaralara girmeye şeyim yok. Pek mağaralara girmeye şu edabı çık abi. Ya bir enkaz yığınının üzerinde atlamaya çalışırken kaya ve kayalar arasında bir çatlakta ayağını yakalarsınız, bir regin acı içinde. Ha, ayağımı hızla çatlaktan çekiyorum. Enkazı temizliyorum. Enkaz 2 saat sürecek, eksi 10. Enerji gidecek, enerji bayağı gidecek ama uyuyacak. Uyuyacak, telafi edebiliriz. De, geri sayarsınız 3, 2, 1 ve bir pislikte özgürsünüz. Pislikle özgürsünüz. Hemen ayağını kontrol ediyorsun. Bu sadece bir sıyık ve kötü bir tane bile değil. Yani size kalmasın, ben uyumak isteyeceğim abi mesela. Dur. Envantere geliyorum. Çadır var değil mi? Çadırı nasıl alabiliyoruz? Çadırı kullanmak istiyor musunuz? Tekrar sorma. Evet. Başlangıç. Kısa uyku, uzun uyku, kısa uyku,
Uzun oku. Tamam. Başlangıç diyor. Ha. Bu da mı oluyor? Enerjiyi toparladık. Enerjiyi toparladık da bizim envanterde pek bir şey yok abi. Yürüyüş ekipmanı var. O da buraya mı? Buraya taktık. Envanterde pek bir şey ışığı da elimiz hemen. Neye takacağız? Dur. Ha. Onu takabiliriz onu. Biliriz. Buraya çıksam mı? Bence şuraya gidecek. Bence ya bir gidecek abi. Ha yine bir aynı bildiğim gibi boş ve keşfetmeye gidiyorum. Akış hale gidiyor. Akış halini nasıl düzeltecek? Ne bu? Bandaj. Bandaj okey. Bandaj. Bandaja bu diyorsak. Bandaja nasıl kullanmamız lazım? Neyse. Akış sayımızı Düşürde yazıyorum bak. Uyku ekranı açar. Doğru akıl. Ne diyor yavaş ama ış. Hayır. Peki de acayip. Hayır. Tamamen. Bir de. Tamamen. Doğru. Şimdi abi. Niye? Şimdi daha bu tarafta şurada bir şey var. Ha bak yine gidiyoruz. Sırt çantasını. Ne deniyor? İnce bir kay tabakasının altına gizlenmiş bir sırt çantası buluyorsunuz. Ön yükleme izleri sık sık sekizinde noktada. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika, bir dakika, bir
Evet arkadaşlar geldim. Annem aramıştı. Alma güzel gönderdim. Neyse. Yok ki ince bir kar tabakası altına gizlenmiş bir sırt çantası buluyorsunuz. Ön yükleme izleri şeklinde noktadan uzaklaşıyor. Ha, izleri, ayak izleri ve bir kayanın arkasında kayboluyor. İzleri takip edeyim. Sırt çantasını alayım. Çocuğu izleri takip edelim arkadaş yani alıp kaçmak da olmaz. Sırt çantasının alıp izleri takip ediyorsunuz. 2 dakika kara yüzü arasında rüzgardan koyulan bir çadır görüyorsunuz. İçeriden gelen yüksek sesle horlama duyabiliyorsunuz. Dikkatli yaklaşıyorsunuz. Aniden çadırın kapağından gözleri kızarmış bitkin bir surat çıkıyor. Horlayan kişi uzanmış elinizdeki sırt çantasını görünce size gülümsey. Evet. Yabancı sırt çantasını alıp ve içeri uzanır. Etrafta dolaşırlar ve size sundukları bir kutu yiyecek çıkarırlar. Hediye etmeniz gerekip gerekmediğinden emin değilsiniz. Sonuçta yabancı bir parmaklık kadar ince ve muhtemelen yiyeceğe senden daha fazla ihtiyacı var. Yiyecek. Yemek kutusunu kabul et. Onlara teşekkür et. Ama yediği yetti. Bence yediği yetti dedik abi. Bence şurada bir yer, şurada yatar. Bu da yat ya da tamam yerse daha güzelmiş. Yatabilir. Uyku. Uyku. Uzun uyku çekmek istiyorum. Ya da dur koşa mı? Enerji veriyor. Ben de enerjimi enerjimi çantadan dayanakları çadır kuruyor. Enerjimi geçsin, arka çadır gittikçe artıyor. Gece oldu.
Ne diyor yere yayı kümesi yıpranmış bir taş levha duyuyorsunuz. Eski gibi gözüküyor. Aslında çok eski değil. Kayıyorum ve kazıyorum. Çok acıyor da. Kazar. Kazı. Çıplak elinizle toprağı kazarken bakış veriniz taşa kazınmış karakteri ve takı ve muhtemelen bir tür yazı sistemi karakterlerin okumayamadığınız için pişmansınız. Burada uzun zaman önce bir uygarlık varmış. Olmayı düşmelerine ne sonun da hayır serbest veya kabir ve kaldırabilirsiniz. Altındaki oyukta bazı izahlar duyabilirsiniz. Ne bulduk? Sıcak çay. Bak sıcak çay içebiliriz ha. Bir tane içtik herhalde. Sıcak çay. Ya bunu konserve enerji verir. Bunda bir tane konservemiz var. Onu kullanmak nasıl bir şey? Bir tane konserveyi kullanmaya bence gerek yok. Ne diyor? Bir dağcının kalıntılarını keşfettiniz. Derine iyi ve soğuk. Cesaret iyice araştırıyorum. Cesedi iyice araştırıyorum. Eşyaları şöyle bir göz atıyorum. Cesedi iyice araştırıyorum. Çayla dolu bir temmuz buluyoruz. Ay. Abi çok uyku geliyor. Ya şuraya kadar yat yuma yuma. Dayanıkları 3 seviye var. Uzun. Uzun okuyacağız. Yapacak bir şey yok. Uzun okuyacağız. Bak sandık var. Sandığa gideceğim.
Sudakine geçsem daha iyi. Bir yemek ateş ederek açtık. Yemek ateş ederek diye düşünün. Bir konserve gitti. Yoksa açlıktan mücadele edemezsin sağ ol. Arkada su işareti de var. Ona da gitmek gerek. Ne diyor? Bir yokuşun eteğinde bir binanın kalıntılarını yaşarsınız. İşgalci güçlere mi aitti bir kısmı tamamlanmış kayanın altına gömüldü. Bir lan olmuş olmalı. Enkazın arasında birkaç elektrik cihaz ve küçük metal kaplar görebiliyorsunuz. Aşağıya inip enkazı arayabilirsiniz. Moloz ve ayast. Abi ne bulduysan ayast eden yok yoksa başka bir saatim gidiyor da ayast. Dikkat. Dikkatli bir şekilde moloz üzerinde yürüyor. Yürüyorsun işe yarar herhangi bir şeye dikkat edesin. Bir kayanın altında bir oyuk görüyorsunuz. Işık üzerine düştüğünde orada bir şey parlıyor. Yerinize dikkatlice boşluğa uzatır ve yakalamaya çalışıyorsunuz. Parmak uçlarınıza fırça veriyorsunuz. Bir iki kez anladım. Sevinçten zıplıyorsunuz gibisin. Bazı değerli ekipmanlar kurtardı. Bak. Bak bazı değerli ekipmanlar kurtarmasın mı? Ooo. Uy. Tamam. Elimi de aktarım. Onlar. Zaten üşümüyordum da üşüysem. Şimdi su var. Suya gitmek istiyorum. Tırmandayım. Su mu bu? Suya benziyor mu? Ne diyor? Çarpık bir
kulübenin önünde yaşlı bir kadın oturuyor. Arkadaş çalışır dişsiz bir gülümseme takınıyor ve gücünüzü yeniden toplamanız için onunla oturup işaret ediyor. Önerdiği yapın ve yeniden kazanın. Şayet dedik. Dika. De sebebi. Ha. Engebeli taşlı araziye ilerlerken hain bir kara kaçarsanız başarsınız ve bir yerinizi bulursunuz. Buldum mu bir yeri? Tamam. Bunu kullanmak istedim. Aldım. Şeye şuradan geçelim. Ne diyor? Düz bir yarın yanına tırmanırken ayağınızı kayıyor ve aşağı kaymaya başlıyorsunuz. Birkaç adım sonra kendinizi yakalamayı başarırsınız. Kendinizi yokuştan yukarı çekiyorsunuz. Çekeceğiz. Uyku. Yemin de yine geçti. Vücut hızı çıkmaya gitti. Gitti. Kış uykuda bu, uzun uykuda bu, kış uykuda. İşte kış uykuda uyuyak da. Sıcaklık da düşüyor, artık isteğe düştü. Kadar yeniden gideceğiz. Bozulmamış bir çadır keşfediyorsunuz. Göğünlüğünde kimse yok ama ateş çukurundaki közler hala parlıyor. Kamp belli ki birileri tarafından kullanılıyor. İçinde değerli eşya olabilir. De abi şimdi başkasının kampına da gidip sormak
Adici. Ay abi, ay ne yapacaksın? Ale şey artık bir şey boy ve sahip bir çantadır. Gözün nüze çarpıyor. Onu ya mala ve değer bir ekipman. Ne aldık? Edeben bu eksi tüm bu kaç? Bu eksiği düşürüyor. Yine de dursun. Hayır, normal. Bitti can. Uyuyacağız. Akasya'ya da gitti. Çay içeceğiz. Şurada bir çay iç abi. Bir tane çay. Çay çek. Uyku abi. Uzun süreli bir uyku çektik mi zaten sabah ayıyoruz. Aşkın. Mala var ya, daha da bir gitme geldim. Akasya'ya iyice kaybettik de Akasya'ya nasıl düzeltebiliriz? Geniş bir mağaraya giriyorsunuz. Birkaç geçit dağın derinliklerine iniyor. Dinle pasajlardan birinde sanki bir ışığı boyusunu çekiş ve vuruyor gibi metalik çınlamalar duyabiliyorsun. Yatayım ve uyuyorum, bak mantıklı. Mağaranın derin görüntüyü takip eder. Yatıp uyumak burada artık akıl sayımız kalmadı. Cidden akıl sayım kalmadı. Yatıp mağara bulmuşsun, yat uyu abi. Mağara ayı mağara çık. Yat uyu abi. Akıl sayımı iyice kaybettik. Ne yapacağız bilmiyorum. Ne var ya da akasyonu kaybedeceğiz. Seviye hatta. Ha, bak bunlar da var. Bak diyor ki ağır. O dönem ağırdan o uyanırken biraz enerjini vücudunun sıcaklığını ve oksijeni kazanır. Şimdi oksijenle ilgili bir sorun yok. Necinle ilgili de yok. Makasayı ediyor hızlı hareket etmek için. Hareket ederken azalttığımız zaman maliyeti. Kontrol. Saate artan kazanç artar, oksijen otor. Bence zamandan daha iyi olur.
Akı seri yoksa zaman. Zaman. İki tane GDR'de da ne oluyor akı seri olsun. Herhalde şu akı seri gibi. Ne diyor kontrol o gene aynı onu geçtim bir ilgili noktada ulaşıp akış çağrınızı kazanabilirsiniz işte bu. Tamam başka yok. Ve bari ya varmışta şu yerde var ya. Ha eski bir hayal tüm altına gizlenmiş büyük bir dik dörtgen bir nesnenin ana hat ayını görüyorsunuz. Metal bir kasa uymak için ve kirli püskü kumaşı dikkatinizi bir şekilde kadeyi görüyorsunuz. Belki de mal taşımak için kullanılabilir. Tek bir seçenek var. Davayı ayastı. Şanslısın. Çanta ekipman içerisinde. Vay vay vay. Nerede? O şeyi ben pek dedim mi yok ama olsun. İyi. İyi. Bu da artık ayakkabıda başak. İyi. Ne diyor? Dede. Yatan iki ölü dağcı görüyorsunuz. Göğe uzun zamanda orada dağ giysilerindeki sembolü tanıyorsunuz. Daha da çıkmıştı ya da. Ya da çatıda çıktı. Çadırda çıktı. Tanıyorsunuz. Yağmaya yağdırılmış çadırdaki bak aynısı. Demek o adamlar buraya geldi. Gitti. Ama uzun zaman diyor. O da da ateş yanmış. Daha inmemesi de ateş. Evet. İyi dedik. Akış ayı gittikçe şey oluyor da akış ayını biz haset geleceğiz. Rüzgarı moroza doğru bir yokuşla karşılaşıyorsunuz. Üzerinize attığınız ilk adım bile ayaklarınızın altından ve dağın yamacından aşağı yuvarlanıyor.
Senden taşlar da mini bir ben başlar tır. Neşe devam ediyor. Farklı bir yol. Farklı bir yol. En iyisi seçeneğinizi doyan başlı bir yol olduğunu karar veriyorsunuz ve mayalarınızı geniş bir yatak bırakıyorsunuz. Şuraya tırmanacağız. Yok, beni akış ayağımı kaybettim. Hava azalıyor ve nefesiniz ağırlaşıyor. Ölüm bölgesi girdiniz. Zirveye giden zorlu yola hazırlanmak için bir an duraklıyorsunuz. Mümkün olduğunca çabuk yükseleceğim. Yavaştan arayacağım. Yükselmeden ancak dayımı iyileştireceğim. Bence en mantıklı çözüm bu. Ne diyor? Bir enkaz yılanının üzerinden atlamaya çalışırken kayay ve kayayların arasındaki bir çatlama ayağınıza yakalayın. Ben ya. Enkazı temizleyeyim ya. Temizleyeyim. Yapacak bir şey yok, 2 saatten oldu. Sıra mette bir şekilde moyozları taş kayaları temizliyorsunuz. Bir ve geniş bu kuruşa diye dik almak istedim. Mesiniz biraz zaman alır ancak sonunda ayağınızı dikkatli bir şekilde kurtarabilirsiniz işte. Bir iddiacının kalıntılarını keşfediyor değnekleri ve çeşitli yiyeceğim. İşte yolculuğuna devam et. Eşyaya şöyle bir göz at. Ayaste gitsin. Biraz da kekman buluyorsunuz. Ne bulduk? Ayak şeyi bulduk. Daha iyi. Daha. Vay baban çanan anan.
Şey böyle adam. Yetenek. Bir çağlı üzerinde bazı yabani meyveler keşfediyorsunuz. Renkleri parlak neredeyse turuncu. Teye düt ediyorsunuz. Zehirli olabilir ancak biraz beslenmek size bir dünya önde. Mümkün olduğu kadar çok çiçek yiyorum. Ben yeni deneyim. Ha bak bir yeni denemek iyi. Bu devam et. Bir yeni deneyek abi. Bir yeni denemek iyi. Deneyek bir yeni deneyek deneyek. Hadi bir meyvelerim biraz eksi ama taze ve lezzetli oksijen yeni entiklerini ve önümüzdeki uzun yolculuklar için sizi güçlendirdiklerini hissettim. Yaşıyorsunuz. Doğanın size meydan okumasına rağmen aynı zamanda sizinle ilgilenmemesine minnet ve siniş, tamam. Aldık mı? Yedik. Keşke çok yiyseydik. Neyse. Vıyyy, sonrası arkada. Şurada bir dinlensek mi ki? Şurada bir mağarada var aslında. Bir mağarada yatıp akıl sağlığımızı da toplayabiliriz. Bir mağaraya iner ve derin nefes alırsın. Buradaki hava daha sıcak, daha nemli ve oksijen açısından daha zengin. Neredeyse sizi şaşırtıyormuş gibi hissettiriyor. Huzurlarınız ağırlaşıyor. Ancak zihniniz tetikler kalıyor. Aha da zihin. Aha da zihin. Bunda enerji de bayağı dolduruyordu. Enerji yaparız oksijen karşına. Stand up mağarada bir gidip yatmak. Bir uyuyacağım bir kafa dediğinde Cenab-ı. Altınızda bir titreme hissettiniz. Dört ayak üzerine bir yokuş yukarı çıkıyorsunuz. Bir volkan tekerleği ki büyüklüğünde bir kaya size doğru yuvarlanıyor.
Yoldan hatta yolum hareket etmedi. Yoldan hatta enerjim düşsün. Hiç sıkıntı değil. Son anda kendinizi yoldan çekiyorsunuz. Ama bu sırada omuzunuz sert zeminle çarpıyorsunuz. Çekirdeğinizi açıyorsunuz ve gözlerim niye nasıl? Ben anlamıyorum ki. Kanın yumuşak dokuz verene akıp tenini siyaha ve meviye çevirirken yay ve yeri ovuşturuyorsunuz. Bu mor ruhu daha uzun bir süre hissetmezsiniz. Atlama ayağa gir yat tekman ya. Ayağa gir yat uyu. Yat uyu abi. Hiç beklemek. Hiç bekleme yani yat uyu. Şimdi suya doğru gideceğiz. Oksijen düşüşü var tepeye tırmandıkça. İki tane bir şey var. Hiç yemek yemiyorum böyle suya bir git. Kitabı suya. Kitabı. İki tane var. Ne diyor? Donmuş bir dağ gölünün kıyısına uyaşıyorsun. Setin üzerinde bir komptan geriye kalanları buluyorsunuz. Etrafınıza bir bakın ama gölünün İşe yarayan hiçbir şey yok. Yoksa var mı sizden sadece birkaç metre ötede buz tabakasının üzerinde açılmamış konserve yiyecekleri görüyorsunuz. Onu geri almak istiyor musun? İstiyorum tabii ne ama atlarım yine şurada. Bir deneme yap. Deneme ya. Ha, buza ayak basarken bir geçit var. Çizmelerinizi atın da buz üzerinde bir çek ağı sekiyinde tamam abi denemeye devam et. Arkanı dönüyorum ve yolculuğu. Hiç pes etme. Pes edersen olmaz. Konserve yiyeceğe yaklaştıkça gıcırtıya sesi ve şiddeti artar ve çatlak ve genişler. Dene. Dene ne oluyor dene. Bir geç karşıya. Buz anından çatladığını da ve yana doğru düştüğünüzde konserve yiyecekleri sadece birkaç
Adım uzaklıkta, ayaklarınızı hala koyun. Dene abi, dene, dene. Bu kadar ısrar ediyorsa. Basaydın sete girişiniz ve konserve yiyeceklerini paketlerinizi başardım yani başardım o kesin ki konserve iyi yine iyi abi bir yine iyi ne diyor %30 bir yine yedik. Terk edilmiş bir kampın yakınında birkaç boş oksijen tüpü var. Çadır yeri aramak için zamanı çadır yeri iyice araştı. Araştı ya ve bundan bir şey olmaz. Kişisi oksijen. Hala iyi. Ah. Bir tanesini içiyor. Amenna. Suya ulaşayım da. Uyaşayım da ben. Hadi ya. Önünüzde dönmüş bir dağ görülür. Uzanıyor. Test etmek için bir ayağınızı uzun üzerine koyarsınız. Sana selam geliyor. Vakit kaybetmek istemiyorsanız yolunuz doğrudan gölü karşısına çıkıyor. Koyun karşısına yürü. Yürü. Yavaşça buzun üzerinde geç çizmelerini altında iniliyor. Kıçırdamaya ve kıçırdıyor. Aniden çatlar ve buz tabakaları parçalarını koşmaya macı bas veriyorsunuz. Kıyıcı uyaşıp kadar bir fiyonktan diğerine atlıyorsunuz. İşte kısa mesafe şuraya bir ulaşacak biz. Gerisi Timanto. Ne taşa koyulmuş basamak var sizi bir tür kaideye götürüyor. Bir tür dini yer veya topinak olabilir mi? Özellikle ve ruhani bir insan değilsin.
Ama bu yası bir şekilde kutsal hissettiriyor. Bu sadece senin hayal gücünü olabilir ama tapınağa önün için dua ediyor. Ben de sağlık değil ya. Enerji daha iyi. Enerji. Artık geldik. Artık geldik. Zirveye ulaştık. Seviye atla. Hadi. Ne diyor? Zirveye duyurken tüyleriniz hafif ve neşe dolu tırmanışın zorluğu çoktan unutulmuş anın tam tını çıkarırsınız. O senin ve yalnızca senin. Çıkartarak ne maceraydı, ne maceraydı. Uzakta daha fazla, daha görebilirsiniz. Yüzeyinde duyduğunuzdan bile daha yüksek ve bu nedir? Birinin üzerinde bir şey duyuyor. Uzun ve ince bir mesafeden anten gibi görünüyor. Ama bu doğru olamaz. Yoksa yapabilir mi? Daha yakından bakmak istiyorsunuz. Henüz keşfetmeyi bitirmedin. Ama önce ölüm bölgesinden çıkmayı ve moral vermek için güvenli bir yer bulmayı unutma. Yaşama ben bitiriyorum. Ben bittim. Seviye atlayarak ele bitirerek. Ben bittim burada. Ne diyor? Hareket alıyor. Tamam. Ben bittim. Moya canlı yani. Biter. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Seviyorum. Hoşça kalın.